Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve lezzetli yemekler hazırlayacağız. Bugün hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir gün Çin böreğimiz var sevgili izleyenlerim. Sizden de hoşunuza gidecek ve güzel bir sunumla yapacağımız Çin böreğimiz olacak. Ve Çin böreğimizin yanında çok da güzel bir tatlı hazırlayacağız. Şöyle vişne sulu güzel bir irmik tatlımız olacak ve onun yanında güzel bir pirzola hazırlayacağız ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak, tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Soslu pirzolamızla beraber 3 tane yemeğimiz hazırlanacak ve tezgahımızın üzerine güzelce bir şekilde süsleyeceğiz. Tabii biz burada yemeklerimizi yaparken sizler de evlerinize kendinize lezzetli, güzel bir şekilde inşallah yemekler hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız. Evet, birazdan hemen Çin böreğimize geçeceğiz sevgili izleyicilerim. Tabii ki sizler de bizlerle sohbet etmek istiyorsanız, canlı yayına bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaramızı arayabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaramızı arayabilirsiniz. Bu numara üzerinde hem bizlerle sohbet edebilirsiniz hem de sizlere ait farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız veya da bizim burada yapmamızı istiyorsanız bu numara üzerinde ulaşın. Yemeklerinizi de anlatabilirsiniz hem de bizlerle beraber sohbet edebilirsiniz. O zaman biz bugün sizlerle beraber ilk önce ne yapalım? Güzel bir Çin böreğimizi hazırlayalım. Çin böreğimiz için neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz varmış? Ona bir göz atalım. Ondan sonra Çin böreğimizin hazırlığına başlamış olalım inşallah. Çünkü biraz uğraştırıcı olacak ve bol malzemelerimiz var. Onları hazırlayacağız ve Çin böreği için şöyle listemiz hazırsa bir alalım. Ondan sonra Çin böreğimizi hazırlamış olalım. Çin böreğimiz için bir paket yufkamız var. Tabii siz isterseniz az veya fazla da kullanabilirsiniz. 200 gram kadar pırasa, 200 gram kadar beyaz lahanamız var. 1 adet kuru soğanımız, 300 gram kadar tavuk göğsümüz var. 1 adet biber, 2 adet domatesimiz var, 1 tutam kadar maydanoz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber, pul biberimiz, kekik, 2 dişle sarımsak kullanacağız. 1 paket yufkamız var. İsterseniz az veya fazla da kullanabiliriz. 200 gram kadar pırasa, 200 gram kadar beyaz lahanamız, 1 adet kuru soğanımız, 300 gram kadar tavuk göğsümüz. Ondan sonra 1 adet biberimiz var, 2 adet domatesimiz var, 1 tutam maydanoz. 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz var, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik kullanıyoruz. Ondan sonra 2 dişte sarımsağımız var. Öncelikle hemen geniş bir tenceremizin içine yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra sırasına göre İçine hemen soğanımızı, sarımsağımızı, pırasamızı ilave edeceğiz. Onlarla beraber güzelce bir şekilde hemen kavurmaya başlayacağız. Yavaş yavaş kavururken bir tane havuç veya da iki tane havuç da içine ilave edebilirsiniz. Havuç aynı şekilde içine ilave edeceğiz, kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra 300 gram kadar tavuğumuzu ufak ufak doğrayıp içine ilave edeceğiz. Tavukları da güzelce bir şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra biberimiz ve de domateslerimizi içine ilave edecek, baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. En son olarak soya sosumuzu da içine ilave ettikten sonra tekrardan bir 10 dakikada kaynayacak. Yemeğimizin şöyle böreğimizin sosu hazırlandıktan sonra, iç malzememiz hazırlandıktan sonra yufkalarımızı güzelce bir şekilde hemen ortadan ikiye bölüp veya da dörde de bölebilirsiniz. İçini güzelce bir şekilde dolduracağız. İstersek fırında da pişirebiliriz, istersek ızgaramızda da pişirebiliriz. Hangisi bizlerin kolayına gidecekse, hangisini yapmak istiyorsa o şekilde de yapabiliriz. İstersek fırında veya da ızgaramızda pişirebiliriz. Ve ızgaramızda pişirdikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş şöyle hazırlığımıza başlayalım. İç harcımız hazırlansın. Ondan sonra Çin böreğimizi yapalım inşallah sizlerle beraber. Hemen şöyle bir tenceremizin altını açalım. Çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Bu sizden de hoşunuza gidecek sevgili izleyicilerimiz. Onun için hemen hazırlığa başlayalım. Şöyle güzel bir Çin böreğimiz hazırlansın ve ondan sonra tezgahımızın üzerine çıkarmış olalım. Evet, öncelik şöyle biraz tezgahımıza kardeşim görsün diye yer açayım ona. Evet. Önce tereyağımız veya da sıvı yağımız hangisini kullanacaksak onu tercih edebiliriz. Ocağımızın altını açtık. İçine yağımızı gönderelim. Şöyle biraz yağımızı ilave ettik. Ondan sonra yavaş yavaş erimeye başlasın soğanımız. Evet sevgili kardeşim, rahat görsün diye biraz ona biraz yer açalım. Soğanımızı ufak ufak doğrayalım. Tabi harcı biraz daha fazla tutmak istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir soğanımı ince ince minik minik doğrayacağız. Hop, hazır. Hemen soğanımızı tenceremize gönderelim. Yavaş yavaş kavrulma başlasın. İçine birkaç tane sarımsak, diş sarımsak dedik.
Sarımsağımız gelsin. Bunları da biraz daha ince ince doğrayalım. Önce bir ezelim şöyle sarımsaklarımızı. Evet. Küçük küçük sarımsaklarımızı hemen doğramaya başladık. Biraz daha ince ince doğradık, hazır. Onu da gönderelim tenceremize. Soğanımız da bayağı bir acıymış ama duygulandırdı bizi. Pırasa, sevgili izleyenlerimiz, kullanacağımız kadar pırasa. Onu da öncelikle şöyle bir ortadan ikiye ayıralım. İçine çok fazla belirgin olmasın diye. Evet, şöyle bir hazır gönderelim. Tenceremizde yerini alsın. Kalan diğer iki tane parçamızda şöyle bir iki tane pırasa yeterli olacak. Ama siz isterseniz fazla da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Minik minik ince ince doğrayalım ki çabuk pişsin diye. Bugün bayağı bir duygulu bir program olacak herhalde. Şöyle bir yandan soğan, bir yandan pırasa. Evet, şimdi onları da yollayalım. Tenceremize gönderdik. Ondan sonra şöyle bir tahtamızı hafif bir suya tutalım. Ondan sonra hafiften şöyle bir karıştıralım, kavrulmaya devam etsin. İçine havuç kullanacaksak çok güzel bir lezzet ve aroma katacak sevgilim. Bir veya iki tane havuç kullanabiliriz. Tabi istersen biraz daha fazla da sizler de kullanabilirsiniz. İstersen rendeleyip de kullanabilirsiniz. İstersen ufak ufak doğrayıp da içine ilave edebiliriz. Hemen havuçları şöyle bir kabuklarını alalım. Diğer havucu da şöyle güzelce bir kabuğunu aldık. Bundan sonra böyle bir temizleyelim. Tekrardan dilimledik. Ondan sonra ortadan bölüyoruz. Bunu da aynı şekilde hem erken pişsin diye hem de güzel bir şekilde bir renk alsın diye bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Sarımsak, soğan ve de pırasanızı yolladınız tencereye. Ondan sonra tekrardan havuç. Tekrardan bunları da şöyle minik minik doğrayalım. Erken pişsin diye. Şöyle güzelce bir şekilde pişirimini sağlamış olacağız. Hemen iki tane havuç da hazır. Onu da tencereme yolluyorum. Güzelce bir beraber kavrulmaya başlıyor. Evet, hafiften biraz da şöyle bir karıştırıyorum. Pişime devam etsin. Ve beyaz lahanamız. Kullanacağımız kadar beyaz lahana dedik. Dünkü lahana dolmamızdan kalan lahanamızı şöyle güzelce bir şekilde onu da içine ilave edelim. Beraber asıl tat veren, lezzet katan beyaz lahanayla pırasadır. Sevgilim çok da yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. İkisini siz de kullanabilirsiniz. Hem çok yakışıyor hem de güzel bir lezzet katıyor. Bunları da biraz daha şöyle inceltelim. Hop, doğradıklarımızı tenceremize gönderelim. Devam, şöyle bir beyaz lahanamızı inceltmeye. Hafiften şöyle güzelce bir biraz daha İnceltiyoruz. Ondan sonra biraz daha şöyle bir
İri kalan parçalar varsa onları da biraz daha doğrayabiliriz. Evet, şimdi hazır. Tenceremiz de yerini alsın. Devam ediyoruz. Bunu aynı şekilde. Şöyle bir yolladık. Evet. Çok fazla su kullanmayacağız. Hatta hiç su da kullanılmayabilir sevgili izleyenlerimiz. Sebzelerimiz zaten kendi suyunu bırakacak. Onlarla beraber iyice bir pişirmeye devam edeceğiz. Ondan sonra kalan lahanamız hazır. Bunları da biraz daha inceltelim. Şöyle güzel bir şekilde doğradık, hazır. Bunu da şöyle bir içine ilave edelim. Tenceremiz de yerini aldı. Şimdi biberlerimizi de hemen hazırlayalım. Onlar da aynı şekilde. İçinde belirgin olsun, güzel bir görüntü kalsın diye. Onları da jülyen şeklinde doğrayabiliriz. Evet. Sadece çekirdeklerini alacağız. Ortadan ikiye bölüyoruz. Bunu aynı şekilde hazır. Evet, şimdi hazır. Biberlerimiz hazır. Tekrardan küçük küçük doğramaya başlıyoruz. Evet, biberlerimiz hazırlandıktan sonra gönderelim. Şöyle bir içine ilave ettik. Ve biberlerimizle beraber harcımızı pişirmeye devam edeceğiz. Hafif biraz karıştıralım. Oo, şöyle güzel de bir sebzelerimiz toparlanmaya, pişmeye başlamış. İyice bir kavrulacak. Şimdi o yavaş yavaş kavrulmaya devam etsin. Tavuğumuz, kullanacağımız kadar tavuk dedik. 300 gram kadar tavuk kullanacağız. Tavuk göğsümüz de hazır. Onları şöyle biraz açalım. Aynı şekilde diğer parçayı da açtık. Tekrardan ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Tavuk biraz erken piştiği için onu en son olarak içine ilave edebiliriz. Küçük küçük tavuk göğsümüz doğramaya başlıyor. Ben biraz daha içinde belirgin olsun, güzel bir lezzet, güzel bir tat kalsın diye şöyle iri kuşbaşı şeklinde doğramaya başladım. Bundan sonra diğer yarısını da aynı şekilde hazır. Evet, şuradan birkaç parça daha alalım. Bunları da ince ince dilimleyelim. Güzel bir lezzet kalsın. Ve tavuğumuzu da aynı şekilde içine ilave ettik. Şuradan bir parça da aldık mı yeterlidir. Evet, hatta şu parçayı alırsak yeterli olacak. Ve tekrardan bunu da şöyle bir püfteğimizi açalım. Şöyle güzel bir ızgara şeklinde hazırlayacağız. Tavuklarımızı şöyle bir karıştıralım şimdilik. Beraber pişirilmeye devam edilecek. Diğerlerini de hemen şöyle küçük küçük doğrayalım. Sırasına göre önce soğan ve sarımsak. Ondan sonra içine pırasamız, havuç, beyaz lahanamız, ondan sonra biberimiz, tavuğumuz, hepsini içine ilave ettik. Beraber iyice bir kavrulmaya başlıyor. Ve şöyle tavuklarımız da 200 gram olur veya 300 gram kadar tavuğumuza içine ilave edeceğiz. Tabii siz
Dilerseniz, isterseniz biraz da fazla da kullanabilirsiniz. Hemen tavuğumuzu tekrardan yolluyorum. İyice bir pişmesi için. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Oh, şöyle güzel de bir kokmaya da başladı. Güzel bir aroma vermeye de başladı. Hafif biraz karıştıralım. Mis. Çok da güzel oldu. Şimdi o yavaş yavaş pişmeye devam etsin. İçine kullanacağımız baharatımız. Az tuz kullanıyoruz çünkü soya sosu kullanacağımızdan ötürü tuzumuzu az kullanalım. Biraz hafif bir tuzumu. Ondan sonra güzel bir lezzet katacak olan pul biberimiz. Çok hafif biraz karabiber. Çok yakışıyor. Çok da güzel bir lezzet katıyor. Ondan sonra biraz kekik. Mis. Şöyle güzelce bir koku versin. Kırmızı toz biberimiz. Tabii ki. Şöyle güzel bir renk vermesi için. Onu da içine ilave ettim. Ve beraber şöyle bir karıştıralım. Buram buram kokmaya başladı. Güzelce bir harcımız oldu. İç harcımız oldu. Şöyle hafif biraz karıştıralım. Of 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 of. Mis oldu mis. Şöyle bir bütün harcımızı karıştırıyoruz. Biberler, tavuğumuz, pırasamız, beyaz lahanamız, hepsi şöyle havuç. Yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. 2 yemek kaşığı kadar soya sosu demiştik. Ve soya sosumuzu da üzerine ilave edelim. Şöyle güzel bir gezdirelim üzerinde. Hop. Evet. Soya sosumuz da üzerine ilave edildi. 2 yemek kaşığına yakın soya sosumu da içine ilave ettim. Beraber tekrardan şöyle güzelce bir karıştıracağım. Harcımız pişmeye devam etsin. Kenar kısımlarından şöyle bir toparladık. Biraz daha pişsin. O pişerken bize hemen boş durmuyoruz. Ne yapacağız? Domateslerimiz. 2 adet domates dedik. Bunları da şöyle bir küp küp doğrayalım. İçine ilave edelim. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde pişirilmeye devam edilecek harcımız. Bıçağımız iyi kesmiyor. Onu biraz şöyle bilelleyelim. İsterseniz beyaz lahanayla pırasayı önceden de pişirebilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız onları önceden de hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bizim hazırladığımız gibi sizin evde zaten zamanınız çok olacağı için yavaş yavaş da harcınızın içine şöyle önce soğanınız, sarımsağınız, pırasanız, beyaz lahananız ilave edilebilir. Ondan sonra havuç, ondan sonra tavuk ve biber. Ve en son olarak baharatlarımız ve soya sosumuzu da ilave ettik. En son olarak domatesimiz. Bir veyahut da iki tane domates kullanılabilir. Bunları da minik minik şöyle bir doğrayalım. Evet. Şimdi hazır. Onu da içine ilave ediyorum. Hem kendi suyunu verecek hem de güzelleştirecek. Ondan sonra domatesle beraber de şöyle bir karıştıralım. Su kullanmadık farkındaysanız sevgili izleyenlerimiz. Çünkü yufkalarımızı delmesin diye, fazla yırtılmasın diye siz de kullanmayabilirsiniz. O zaten kendi suyunu bırakacak ama biz yine onun suyunu kullanmayacağız. Şöyle bir şimdi harcımızda sevgili izleyenimiz biraz daha fırına göndereceksek, Çin böreğimizi fırında pişireceksek içine bir iki tane domates kullanabilirsiniz. Hem harcımızı şöyle yumuşatması için hem de güzel bir lezzet katması için kullanabilirsiniz. Eğer normal ızgarada da pişirecekseniz ızgarada da kullanılabilir ama az kullanacağız. Onun suyunu kullanmama dikkat edeceğiz. Ben şöyle bir tezgahımı toparlıyorum. Böyle güzelce bir tezgahımızı temizleyelim. Evet. Bunu şöyle hazır. İçine biraz tabii ki yeşilliğimizi de ilave edeceğiz. Yeşilliğimizle beraber o güzelce bir şekilde pişecek. Biraz şöyle ben buradan maydanoz, taze nane, dereotumuz, of 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 bunlar da
Çok da güzel bir lezzet ve tat katacak. Sevgili Kerim kardeşim de çok seviyor böyle Çin böreğini. Biz de kendisini çok seviyoruz. İnşallah şöyle tez zamanda evlenir de sevgili Kerim kardeşim biz de düğünde halay çekeriz. Kerim Bey ne zaman evleniyorsun? İnşallah şöyle kısa zamanda bir evlen de bir düğünde halay çekelim. Evet şimdi harcımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Güzelce bir şekilde hemen de hazır diyebiliriz sevgili izleyenimiz. İçine biraz ben maydanoz, ondan sonra hafif biraz dereotu ve taze nane ilave ettim. Onlar da çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. Biraz daha birkaç dakika daha pişsin, şöyle bir toparlansın. Ondan sonra ne yapacağız? Sizlerle beraber güzelce bir şekilde pişirme işlemine geçeceğiz ve hazırlığımızı yapacağız. Ben şöyle bir ızgaramın da altını açayım, o da ısınsın. İstersek fırında da pişirebiliriz, isterse ızgarada da pişirebilirsiniz. Tabii ki çok fazla suyunu kullanmadan sevgili izleyenlerimiz. Onun için suyunu fazla kullanmıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Ben de şöyle bir ızgaramızın altını açtım. Şunları da şöyle bir kenara alıp biraz bize yer açılsın. Evet, yavaş yavaş kendi suyunu bıraktı sevgili izleyenlerimiz. Kendi suyunu bıraktıktan sonra yeşilliğimizi içine ilave edelim. Şöyle biraz yeşillik de güzel olacak. Hop şöyle bir tutam maydanoz, dereotu ve taze nane içine ilave ettim. Hem çok lezzetli olacak, bu sizden de çok hoşunuza gidecek sevgili izleyenler. Özellikle çocuklarımıza hazırlıyorsak onlar daha çok fazla hoşuna gidecek ve sürekli sizlerden talep edeceği güzel bir börek olmuş olacak. Çocuklarınız için de deneyebilirsiniz. Malzemelerimiz neler kullandık hemen tekrardan şöyle bir hatırlayalım. Ondan sonra ızgaramız da ısınsın, yavaş yavaş pişirmeye başlayabiliriz. Öncelikle tenceremizin içinde elimizde varsa tereyağı, yoksa da sıvı yağımız veya da zeytinyağımızı kullanabiliriz. Tereyağımızı veya da zeytinyağımızı tenceremize gönderdik. Peşi sıra hemen içine sarımsağımız ve de soğanımızı ilave edelim. Onları kavurmaya başlıyoruz. Ondan sonra içine pırasamızı kullanacağımız kadar, elimizde ne kadar varsa kullanabiliriz. Tabii ki geniş bir aile ise biraz daha fazla tutabilirsiniz. Ondan sonra pırasalar kavurmaya başlarken içine bir iki tane havuç. İsterseniz rendeleyip de içine atabilirsiniz. İsterseniz ufak ufak küp şeklinde doğrayıp da içine kullanabilirsiniz. Havuçları da içine ilave ettik ve beyaz lahanamızı 200 gram veya 300 gram kadar beyaz lahanamızı da aynı şekilde doğradık, içine ilave ettik. Beyaz lahanamızla beraber tekrardan bir iki tane kırmızı veya karışık biber de kullanabilirsiniz. Biberimizi içine ilave ettik. Onlarla beraber tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Sırasına göre tekrardan içine şöyle tavuklarımızı ilave ettik. Tavuklarla beraber domateslerimizi ilave ettik, baharatlarımızı ilave ettik, soya sosumuzu ilave ettik. En son olarak yeşilliğimizi de içine ilave ettik ve onlarla beraber İyice bir harcımız pişiyor. Şu anda harcımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Harcımız hazırlandıktan sonra ben şöyle kapağını, altını kapatacağım. Ondan sonra hazırlığıma başlayacağım. Ocağımızın altını kapatalım ve yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Izgaramız hemen şöyle bir harcımız kenarda yerini alsın. Izgaramız biraz daha ısınması gerekiyor. O biraz daha ısınsın. Ben şöyle bir tenceremizin altına bir yükseklik kazandırılabilir. Sevgili ben suyunu kullanmayacağım için şöyle hafif bir altına peçete veya da sünger gibi bir şey konulabilir. Ondan sonra harcımızı yukarı şöyle doğru çekelim. Çok fazla sulu olmasın harcımız. Neden çok fazla sulu olmasın? Yufkalarımızı hem yırtmasın hem de güzelce bir şekilde hazırlığımızı yapalım. Bir iki tanesini deneme olarak fırına gönderelim. Diğerlerini ızgarada da pişirebiliriz. Siz de hangisi hoşunuza gidecekse onu yapın ve güzelce bir şekilde uygulayın diye. Sevgili kardeşim şöyle harcımızı gösterirken biz de şöyle bir tane tepsimizi alalım. Evet şöyle bir tane tepsimiz hazır. Onun içine biraz hafif yağımızı ilave ediyorum. Ve yağımızı gönderdikten sonra tepsimizi şöyle bir yağlayalım. Güzelce bir şekilde yapışmasın diye hafif bir yağımızla tepsimizi güzelce bir şekilde hazırladık. Yufkamız hazır. Biraz daha ben şöyle bir yer açmak istiyorum kendime. İstersek daha büyük de tutabiliriz veya da küçük de kesebiliriz.
Şöyle küçük keseceklerimizi hazırladım. Ondan sonra harcımızdan biraz gönderdik sevgili izleyenlerimiz. Su olmasın, özellikle harcımızın içinde çok fazla su kullanmayacağız. Ben şöyle bir eldiveni değiştireyim. Fırınımızı da altını açalım, o da ısınmaya başlasın. İçine karışımımızı, harcımızdan birazını ilave ettik. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde katlamaya başlayacağız. İstediğiniz kadar harcınızı, tabii ki fazla yapmak istiyorsanız, fazla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Çok da bekletmeyeceğiz. Hemen böyle harcımızdan ilave ettik. Kenar kısımlarından şöyle güzelce bir şekilde katlamaya başlıyoruz. Hop, hazır. Bunu şöyle bir gönderdik. Tekrardan yufkamızın diğer yarısı. Evet, onu da şöyle biraz harcımızdan alalım. Buram buram da kokuyor, çok da güzel oldu. Şöyle biraz hızlı davranalım. Hemen yufkamız yırtılmasın. Güzelce bir şekilde şöyle hazır yolladık. Bir tane daha yufka alalım şuradan. Evet, bunu şöyle güzelce bir şekilde açtık. Ondan sonra böldük. Bunu da aynı şekilde ortadan keselim. Evet. Şöyle bir hazır harcımız mis gibi. Hop. Şöyle bir ilave ediyoruz. İsterseniz harcınızı süzgece alıp suyunu kullanmaya da bilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Hangisini istersek onu da uygulayabiliriz, yapabiliriz. Devam edelim. Şöyle bir tepsimizi hazırlamış olalım. Biraz daha şuradan gelsin şöyle bir harcımız. Hop. Mis gibi. Kenar kısımlarından katladık. Oh, şöyle bir hazır. Evet, tepsimizi diğer yufkamızda hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde fırına gönderebiliriz. Bu esnada tabii ki ızgaramız da ısınmış olacak ve ondan sonra biz de böreklerimizi pişirmeye başlayacağız. Bu şekilde tabii dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz, biz hemen hızlı bir şekilde hazırladık. Suyunu isterseniz süzgeçe de alıp suyunu kullanmayabilirsiniz. Şöyle çok fazla su kullandığımızda yufkalarımız yırtılacağı için suyu elimizde geldiği kadar kullanmamaya gayret edeceğiz. Biraz daha şöyle bir yer açtık. Son yufkamız hazır. Herhalde sevgili Kerim bu tepsiyi tek başına götürecek yani. Şöyle bir harcımızdan içine ilave edelim. Evet. Şimdi üzerini hafiften şöyle güzelce bir şekilde örttük, hazır. Yanımıza doğru aldık. Ondan sonra iki tane tabağımız gelsin. İki tane tabağımız hazır. Bir adet yumurta. Şöyle sarısının akını hemen ayıralım. Hop. Şöyle bir. Evet. Hazır. Ondan sonra fırçamız. Bu da hazır. Üzerine hafif şöyle güzelce bir yumurtamızı sürmüş olalım değil mi? İyice bir kızarsın diye. Şöyle bolca yumurtayla üzerini güzelce bir şekilde sürmüş olacağız. Çin böreğimiz. İki farklı sunumla yapabiliriz. İstersek ızgarada, istersek fırında pişirebilirsiniz. Hangisi sizden daha çok hoşunuza gidecekse o şekilde sizler de pişirebilirsiniz. Evet, bunu da
böyle bir yumurtamızı üzerine sürmeye başladık. Sizler sevgili izleyenimiz, farklı yemekler varsa veyahut da bizlerle sohbet etmek istiyorsanız canlı yayın numaramız 0212 454 55 70 dolu numaramızı arayabilirsiniz. 0212 454 55 70 dolu numaramızı arayabilirsiniz. Şimdi hazır, üzerini tabii ki bu şekilde göndermeyelim. O da üzülmesin değil mi? Hafif bakalım. Çörek otumuz varmış buradan. Biraz üzerini şöyle renklendirelim. Hafif biraz çörek otumuz. Of 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 of. Şöyle. Şimdi çim böreğimiz hazır sevgili. Fırına göndereceğimiz hazır. Bunu yavaş yavaş fırına gönderin. Fırında pişmeye başlasın. Güzelce bir şekilde hazır. Ve yavaş yavaş fırın yolculuğu başlıyor. Fırınımızın altını 200 derece ayarlayalım. 200 dereceyle pişmeye başlasın. Yavaş yavaş. Şöyle güzelce bir şekilde gönderdik sevgili izleyenlerimiz. O pişmeye başlayacak. Güzelce bir şekilde bir hazırlanacak. Ve kapağını da kapatalım. Düşük bir derece, 200 dereceyle yarım saat veyahut da bir saat pişmesi gerekiyor. Onun için biz de fırına gönderdik. Fırında güzelce bir şekilde pişmeye başlasın. Ve şöyle ben fırınımı kapatıyorum. Ondan sonra devam edelim. Izgaramız hazır. Isındı. Ondan sonra hafif biraz şöyle yağımız güzelce bir yağladık ızgaramızı. Gelsin yufkamız. Mis gibi şöyle bir yufkamız hazır. Evet sevgili Selim Bey mi gelmiş? Selim Bey hoş geldiniz. Şöyle güzelce bir şekilde hemen bunu da aynı şekilde ortadan ikiye böldüm. Ve devam edelim, ızgaramızda pişirmeye devam edilecek. Suyunu kullanmıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz suyunu tabii dediğimiz gibi siz de kullanmayabilirsiniz. Hatta ben şöyle boş bir tabağa alayım suyunu. Daha rahat bir şekilde çalışmamız için ızgarada yırtılmasın. Güzelce bir şekilde pişsin diye ben şuradan şöyle bir suyunu alacağım. İstersek dediğimiz gibi süzgeçte güzelce bir şekilde süzebilirsiniz. Süzgeçte suyunu da alabiliriz. Zaten bu şekilde de yapabiliriz. Evet. Hemen hemen şöyle güzelce bir suyunu almış olacağız. Evet, harcımız hazır. Şimdi suyunu da aldıktan sonra daha rahat, daha güzel bir şekilde çalışabiliriz sizlerle beraber. Önce soğanınızı kavurdunuz. Yağınızla beraber, ondan sonra sarımsağınız, içine pırasanız, havuç, ondan sonra beyaz lahana, karışık biberimiz, sırasına göre tavuğumuz, baharatlarımız, 2 adet domatesimizi içine ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde harcımızı iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra tekrardan 2 yemek kaşığına yakın soya sosumuzu içine ilave ettik. Onunla beraber iyice bir karıştırdık. Harcımız piştikten sonra yufkalarımız da hazır. Yufkalarımızı içini dolduruyoruz ve ondan sonra istersek fırında, istersek ızgarada pişirebiliriz çim böreğimizi. Şöyle güzelce bir şekilde hemen katlayalım. Bunları şöyle bir hazır. Birkaç tane biriksin ondan sonra gönderelim. Çok fazla şöyle sevgili izleyenimiz. Hem bizleri de uğraştırmasın. Hem de iyice bir hazırlansın diye. Tekrardan. Telefon var arkadaşlar. Tamam alalım. Alo. Alo iyi günler. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atlı abim nasılsınız? Hayırlı programlar. İyiyim sağ olasın. Allah razı olsun. Serhat Bey nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyim sağ olasın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasıl? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Sizi gördükçe daha iyi oluyoruz aslında da. Allah razı olsun sağ olasın. Bizleri Van'dan arıyorsunuz. Van'da mısınız siz? Van'dayım evet. Van'dan arıyorum. Van'ın neresinden? Van Bostaniçi efendim. Çok güzel. Sevgili Servet Metin, çok değerli bir sanatçımız. Van'dan bizleri arıyor. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim abim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Albüm çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şöyle güzel albümler inşallah yolda mı? Yoksa devam edecek mi inşallah çalışmalarınız? Şu an çalışmalarımız devam ediyor tabii ki efendim. Çok güzel. İlerleyen zamanlarda inşallah değerli izleyicilerimizle buluşturacağız. Yani bir iki tane klip
Siz de biliyorsunuz. Bitirmiştik zaten, ekranlardaydı. Başta siz ve değerli TGRT çalışanlarını hepsini kutluyorum bu güzel çalışmalarından dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İnşallah tabii ki albümünüz çıktığında sizi de böyle aramızda görmekte onur duyar. Sizinle beraber güzel bir program yapalım. Tabii ki başım üstüne. Zaten inşallah yakın bir zamanda İstanbul'a geleceğim. Çok güzel. Geldiğim zaman ilk işim size uğramak olacak efendim. Çok güzel. Tabii ki seve seve her zaman bekleriz. Bizim bütün sanatçılarımıza her zaman kapımız açık. Sizleri tabii aramızda görmekte de onur duymuş oluruz. Van'da nasıl? Havalar nasıl inşallah? Şöyle güzel mi yoksa soğumaya başladı mı havalar? Şu an Van'da havalar biraz ayaz, yani biraz soğuk. Muhtemelen sesimden de anlaşılıyor ki biraz soğuk algınlığı almışım programlardan dolayı. Geçen hafta sonu düğün vardı. Biliyorsunuz düğün sezonudur. Yetiştiremiyoruz zaten. Soğuk havalarında denk gelmesiyle zorluklar yaşayabiliyoruz. Peki şöyle, gerçi sesin biraz şey olmasaydı sana şöyle Türk halk müziğinden güzel bir eser isteyecektim. Bu ufak bir parça bizim için okur musun? Şöyle güzel bir ufak türkü. Ufak bir şey söyleyeyim efendim. Bütün tamam. İzleyicilerinizden de özür diliyorum. Biraz rahatsızım. Estağfurullah, ne demek. Baş tacısınız. Şöyle ufak bir eser mırıldanayım, yani iyi de olsa kötü de olsa sizi kırmayayım efendim. Çok güzel o, şöyle bir türkü alalım senden, güzel bir parça. Tabii ki. Saçlarından bir tel aldım, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Bu gönlümü sana verdim, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Aldatan gözleri gördüm, o da sende mi yar yar, o da sende mi? Gözler kalbin aynasıdır, yalan söyler mi yar yar, yalan söyler mi? Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Son hatıram kaldı bende, onu da alsana yar yar, onu da alsana. Ağzına yüreğine sağlık. Yaptığınla mutlu musun? Söylesem bana yar yar, söylesem bana. Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar? Evet, teşekkür ettik. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Bu bizleri izleyen herkese gelsin ve Van'daki aileme gelsin ve bütün Vanlılara gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah İstanbul'a geldiğinde seninle beraber güzel bir program yapacağız ve burada bekliyoruz. Var mı bir isteğin, bir arzun? Çok teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ettim. Yönetim kurulunuz olmak üzere başta bütün TGRT çalışanları ve size canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin, bir dahaki sefere görüşünceye dek hoşçakalın. Allah razı olsun, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bizleri aradığı için. Buradan hem size hem ailenize ve bütün Van'a benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet sevgili izleyicimiz, biz de şöyle ızgaramızda güzelce bir şekilde çim böreğimiz pişmeye başladı. Izgaramızda hemen şu anda hazır, güzelce bir şekilde kızardı. Çim böreğimiz iyice bir pişti. Ben şöyle kapağını kapattım. O hazır, son kalan bir tane yufkamız kaldı. Onu da hazırlayalım. Ondan sonra şöyle bir çim böreğimizi hazırlamış olacağız.
Çok lezzetli oldu, çok da güzel oldu. Sizler de tabii ki isterseniz farklı sunumlarda da yapabilirsiniz ama bu şekilde hazırladığınızda hem çok lezzetli olacak hem de güzel bir Çin böreğimiz olmuş olacak inşallah. Bunları şöyle bir... Evet. Hop. İyice bir kızarsın, şöyle nar gibi olsun. Ben onun için biraz daha fazla kızartmak istiyorum ama siz de isterseniz şu andakiler de bile yeterlidir. Sevgili izleyenlerimiz, bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çok fazla harçla beraber bekletmeyeceğiz. Sevgili izleyenim, çünkü çok fazla beklettiğimizde yufkalarımız yırtılacağı için biz de zorlanacağız. Onun için fazla bekletmeyeceğiz. Izgarada pişirdiklerimizi aldıktan sonra tekrar sarma işlemine devam ediyoruz. Bir yandan şöyle pişirmeye devam ve güzelce bir şekilde tabii ki Çin börekler hazırlanmaya da devam ediliyor. Şöyle bir katladık. Ondan sonra of 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 mis mis mis. Evet, şöyle bir Çin böreğimiz gelsin şöyle bir tabağımıza, yerini alsın. Oh. Şöyle bir hazır. Evet. Ve çok da güzel oldu sevgili izleyenimiz. Değil mi? Kerim Bey nasıl olmuş? İyileşti mi onları gördükten sonra? Çok güzel. O zaman iyileştiysen. Evet. Diğer kalan böreklerimizi gönderelim. Hemen şöyle bir ızgaramızda pişirmeye devam edilecek. Şunu biraz beklettiğimiz için hemen yumuşadı. Onu da şöyle bir kenara gönderelim. Son kalan iki tane yufkamız. Onları da şöyle bir ortadan iki kestim. Hop. Şöyle bir gelsin. Bunun aynı şekilde hemen hazır. Ondan sonra kalan bütün harcımızı pay edebiliriz. Oh, şöyle buram buram da kokmaya da başladı. Evet. Bunu şöyle bir güzelce bir içine bolca ilave edelim. Evet. Pardon sevgili izleyen, kusura bakmayın. Bir iki gün biraz rahatsızdım ama bugün biraz toparlanır gibi oldum. Evet, şunları da şöyle bir katladık, gönderdik. Son kalan Çin böreğim de hazır. Onu da şöyle bir katladım. Ondan sonra ızgaramızın kapağını kapatıyoruz. Ve pişirilmeye devam ediliyor. Buram buram olacak. Şöyle güzelce bir şekilde kokacak. Fırındakiler tabii ki pişmeye devam ediyor. Şimdi onlar pişmeye devam etsin. Biz de şöyle bir şey yapalım mı? Çok güzel bir irmik helvamız var. Onu hazırlayacağız. Dilerseniz hemen listemizi alalım. Hem bir yandan kızartma hem bir yandan da şöyle güzelce bir şekilde helvamızı hazırlamış olalım. Hemen şöyle bir fırınımızı. Fırındakiler de pişmiş sevgili izleyenlerimiz. Altını biraz kısacağım yanmasın diye. Evet, alalım arkadaşlar, listemiz hazırsa. Evet, vişneli irmik tatlımız için neler kullanıyor sevgili izleyenler? Vişneli irmik tatlımız için 500 gram kadar irmik, 1 litre süt, 200 gram kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar süt, 200 gram kadar tereyağımız var, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Ondan sonra vişnemiz için de sevgili izleyenler, 1 litre kadar hemen vişne suyumuz var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar nişastamız var, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Vişnemiz için de hemen 1 litre kadar vişne suyumuz var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar nişastamız var, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Toz şekeri kullanacağız. Hemen vişnemiz için 1 litre kadar vişne suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Öncelikle tenceremizin içine tereyağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra güzelce bir şekilde irmiklerimizi kavuruyoruz. Ayrı bir tenceremizde şerbetimiz ve vişne suyumuzu ilave edeceğiz. Onlar da kaynamaya başlayacak. Şekerimizi aynı şekilde onlar da içine ilave edeceğiz. Hemen irmikler iyice bir kavrulduktan sonra sütümüzü şekerle beraber içine ilave edeceğiz. Onu iyice bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra sunum yapacağımız tepsimizi içine ilave edeceğiz. Ve tepsimize ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde tekrardan vişne suyumuzu hazırlayacağız. Onu da üzerine ilave edeceğiz. Ben şöyle bir hemen ızgarama bakayım. Ondan sonra tekrar anlatayım arkadaşlar. Şöyle bir. Evet. Şöyle bir çevirelim. Çok fazla yanmasın diye. Mis gibi olmuş. Mis. Sevgili Kerim kardeşim. Hemen şunları çevireyim. Evet. Şöyle bir. Yok, şöyle anlatalım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Öncelikle tabii ki tereyağımızı güzelce bir şekilde tencereme göndereceğim.
Ondan sonra onu yolladıktan sonra sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde hemen fırındaki Çin böreklerim de hazır. Onu tekrardan güzelce bir şekilde tereyağımız eriyecek. Ondan sonra irmikleri kavuracağım. Kavururken tekrardan sütümüz kaynayacak. Ondan sonra vişne suyumuz kaynayacak. Ve tekrardan sütümüzü irmimizi içine ilave edip tepsimize alacağız. Onun üzerine güzel bir jöle hazırlayacağız. Jölemizi üzerine ilave ettikten sonra çok lezzetli ve güzel bir helva olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ben de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığıma başlamış olayım inşallah. Evet, şöyle bir fırında da pişirdiğimiz Çin böreklerimiz mis gibi olmuş. Onlar da güzelce bir şekilde kızarmış, hazırlanmış. Ben şöyle bir tabaklarımızı alayım. Of. Şöyle bir sevgili Kerim Bey. Böyle bir tabağımıza bunları sunumunu yapalım. Evet. Güzelce bir hazır. Ve tezgahımız üzerinde yerini alıyor. Ondan sonra diğer böreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Onlar da hazır. Ben hemen şöyle bir alayım. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bunlar da hazır. Şöyle bir tezgahımızın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi çok az bir malzemeyle kendimize güzel, lezzetli sunumlar yapabiliriz. Sevgili izleyenim, siz de şöyle kendinize güzel sunumlar yapabilirsiniz. Şimdi tezgahımız hazır. Sevgili izleyenim, ben yavaş yavaş helva için, irmik tatlımız için hazırlık yapmaya başlayacağım. Siz de kendinize bir tane çay alın ve çok kısa bir araya gideceğiz. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra sizlerle beraber yemek yapmaya devam edelim. O zaman çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlar. Evet, şöyle biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağımızı içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde erimeye başlasın. Bu yavaş yavaş şöyle bir erisin. Biz de hazırlığımıza devam edelim. Güzelce bir şekilde tabii ki sevgili izleyicilerim. Şöyle yağımızı tenceremize yolladık. Ve sütümüz aynı şekilde hazırlanıyor. Ondan sonra şekerimizin yarısını sütün içine, yarısını da vişne suyumuzu içine gönderelim. İkisine pay ediyorum. Onlar iyice bir kaynamaya başlasın. Biz de tepsimizi şöyle bir hazırlayalım. Ondan sonra sevgili izleyenlerim şöyle mis gibi güzelce bir şekilde tabii ki ne yapacağız? İrmiklerimizi kavurmaya başlayacağız. Tereyağımız arkadaşlar eriyene kadar tavuğumuzun da listesini alalım mı? Tamam, o zaman tavuğumuzun da listesini alalım. Tereyağı hem bir yandan tereyağımız erirken biz de listemizi almış olacağız inşallah. Neler kullanıyoruz? Hangi malzemelerimiz var? Şöyle bir göz atacağız. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde hazırlığımıza devam edelim. Evet, şöyle soslu tavuk pirzolamız için de kullanacağımız malzememiz. Soslu tavuk pirzolamız 500 gram kadar tavuk pirzolamız var. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 adet domatesimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, biberimiz ve kekik kullanıyoruz. 500 gram kadar tavuk pirzolamız, 1 adet kuru soğan, ondan sonra 2 adet biber, ondan sonra 1 adet domatesimiz var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımıza, 2 yemek kaşığı kadar salçamıza, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve biber kullanıyoruz. Öncelikle geniş kabımızın içine hemen baharatlarımızı ilave edeceğiz, sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra bir iki tane sarımsak da içine ilave edebilirsin. Ondan sonra pirzolalarımızı içine ilave edeceğiz ve onunla beraber güzelce bir şekilde bir marine edeceğiz. Marine ettikten sonra ızgaramızın altını açacağız ve ızgaramızı içine dizeceğiz. Izgaramız da yavaş yavaş pişecek. O pişerken kenarında biberlerimiz, ondan sonra domatesimiz ve soğanlarımız iyice bir közlenecek. Ve tekrardan ayrı bir tenceremizin içinde salçamızla beraber güzel bir sos hazırlanacak. Sosumuz hazırlandıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza pirzolamızı alıp üzerine sosumuzu ilave edeceğiz. Ve sebzelerimizle beraber güzel bir sunum yapmış olacağız. Ve bu şekilde sizlere de inşallah hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir pirzola olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Tereyağımız hemen erimeye başlıyor. Ondan sonra irmiğimizi içine ilave ettik. Tekrardan şöyle bir tane kabımız hazır. İçine biraz yağımızı ilave edelim. Hem bir yandan şöyle güzelce bir irmik tatlımız hazırlansın. Hem de biz diğer hazırlığımıza devam edeceğiz.
yanda sütümüz güzelce bir şekilde hazırlanıyor. Evet, biz eldivenlerimizi şöyle bir alalım. Sütün içine şekerimizi ilave ettik. Ondan sonra vişne suyumuzun içine de aynı şekilde şekerimizi pay ettik. Onunla beraber şöyle ayrı ayrı kaplarda, tenceremizde hemen kaynamaya başlayacak. Tavuğumuz için hemen sos demiştik. Şöyle biraz tuzumuz. Ondan sonra çok hafif biraz pul biberimiz. Minik biraz karabiberimiz. Kekik tavuğa yakışıyor ve güzel bir lezzet katıyor. Ondan sonra kırmızı toz biber. O da aynı şekilde tavuğa çok yakışıyor ve güzel bir lezzet katıyor. İçine biraz kimyon kullanabiliriz. Ayrı bir tat ve lezzet katması için. Hemen şöyle bir kimyonumu da içine ilave ettim. Bir yandan tabii ki şöyle bir ilmeğimizde hazırlamaya devam edeceğiz. Çok fazla sizi yoruyorsa ilmeği kavurmak isterseniz hafif biraz kırmızı toz kakao da içine ilave edebilirsiniz. Toz kakao da çok da güzel bir lezzet, tat katacak. Bunları şöyle bir şöyle bir sarımsağımız hemen güzelce bir şekilde hazır. Biraz güzel bir renk dediğimiz gibi vermesini istiyorsak sevgili izleyicim, iyice bir şöyle güzel bir kızartmak istiyorsak hafif bir toz kakao içine ilave edebiliriz. Dediğimiz gibi kullanılabilir. Şimdi pirzolalarımız hazır. Bunları da şöyle bir gönderelim. Yavaş yavaş hem bir yandan tavuklarımız iyice bir soslansın, güzelce bir şekilde marine olsun. Biz de bu esnada ilmikleri kavurmaya başlayacağız. Biraz daha kavursun. Ne kadar çok fazla kavurursa daha lezzetli ve güzel olacak. Onun için siz de biraz daha fazla kavurabilirsiniz. Evet, şöyle sarımsakla beraber pirzolalarımız hemen iyice bir soslanıyor. Ve güzelce bir şekilde dinlenecek. 2-3 saat bir dinlenmesi gerekiyor tavuğumuzun daha lezzetli ve daha güzel olması için. Yani en kötü ihtimal 2-3 saat. Hatta zamanımız varsa bir gün boyunca bile dinlendirebiliriz tavuğumuzu sosta. Güzelce bir şekilde sunum yapmak istiyorsak. Evet, şimdi hazır. Ben şöyle bir eldivenlerimi değiştireyim. Bir yandan da irmik, bulgur, ondan sonra makarna. Bunlar biraz yağ fazla seviyor. Yağ miktarını biraz daha fazla kullanabiliriz. Şöyle bir güzelce bir şekilde hazırlansın. Evet, vişne suyumuz kaynamaya başladı. Onun altını biraz daha kısabiliriz. Onun için en son kullanacağımız için altını kısıyoruz. Ben şöyle bir eldivenlerimi hazırlayayım. Ondan sonra bunları güzelce bir karıştıralım. Izgaramızın altını tekrardan şöyle bir açalım. Pirzolalarımız hazır. Sevgili izleyenlerimiz biraz daha dinlensin. Izgaramız da ısınsın. Ondan sonra ızgaramızı içine dizeceğiz ve onları güzelce bir şekilde pişirmeye başlayacağız. Şöyle bakalım, biraz toz kakaomuz olacaktı. Evet, şöyle biraz renk versin, güzel bir görüntü kalsın diye. Hemen hafif biraz toz kakaomuzu içine ilave ettik. Onunla şöyle biraz karıştıralım. İyice bir renk versin. İrmik nar gibi kızarsın sevgili izleyenimiz. Siz de çok fazla yorulmak istemiyorsanız, irmiğinizin de güzel görünmesini istiyorsanız bizim hazırladığımız gibi de hazırlayabilirsiniz. Ondan sonra şuradan bir çırpma tellerimiz gelsin. İşte suyumuzu karıştırdık.
Ondan sonra sütümüz kaynamaya başlasın ama hepsini kullanmayacağız. Sütümüz biraz fazla. Hafif şöyle bir karıştırdık. Ve sütümüz de kaynamaya başladı. Öncelikle bir kenara alalım sevgili izleyenimiz. Hem yüzümüze buhar gelmesin diye hem de güzel bir hazırlık yapalım diye. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ben şöyle diğer eldiveni Eka'dan hemen alayım. Ondan sonra hazırlığımıza başlayalım. Evet, sütümüz kaynadı. Güzelce bir şekilde hazır. Evet, şöyle bir Bismillah diyoruz. İçine güzelce bir şekilde sütümüzü yolluyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle bir karıştıralım. Biraz daha sütümüzden gönderebiliriz içine. Evet, hafif. Şöyle biraz sütümüzden tekrardan ilave ettik. Ondan sonra tekrardan şöyle bir karıştıralım. İyice bir sütü yemiş olacak sevgili izleyenlerimiz. Evet, hafif. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok az daha sütten içine ilave edebiliriz. Evet, yeterli olacak. Ondan sonra arkadaşlar içerler. Şimdi hazır. Ve tekrardan şöyle bir karıştıralım. Değil mi sevgili Nevzat? Bol bol süt içersin güzel kardeşim. Evet, hafif şöyle bir hemen fokurdamaya başlıyor. Şöyle ben bir çırpma telini alayım. Çırpma teliyle beraber bunları güzelce bir karıştıracağım. Of 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 of, mis mis. Evet, şöyle bir kenarlardan özellikle topak kalmasın. İyice bir karıştıracağız. Mis gibi. Evet, güzelce bir suyunu çekti ve en son olarak şekerimizi şimdi içine ilave edeceğiz. Biraz şeker ayırmıştık. Şöyle bir şekerimizi de yolladık. Suyunu çek, sütü çektikten sonra kalan şekerimi ben aynı şekilde içine ilave ediyorum. Bu şekilde hem daha lezzetli olacak hem de daha güzel bir irmik helvası hazırlanmış olacaksınız. İsterseniz üzerine jöle kullanmadan da bu şekilde kendimize hem lezzetli hem de güzel bir irmik tatlısı hazırlamış olacağız. Şimdi hazır tatlımız. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, tepsimiz hazır. Tepsimizin içine sunumuzu yapalım. Evet. Güzelce bir şekilde gönderelim tepsimize. Evet. Hepsini tepsimizin içine yolladık. Ondan sonra tenceremizi şöyle bir kaldırdık. Ondan sonra güzelce bir düzelteceğiz. Evet, hafiften şöyle güzel bir görüntü olsun ve üzerine tabii ki vişne suyumuz da gelecek. Üzerine ilave edeceğiz. Onun için çok fazla da düzeltmeye de gerek kalmayacak. Evet, şimdi hazır. Kenara alıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş dinlenmeye bırakıyoruz. Eldivenlerimiz hazır. Şimdi pirzolalarımız soslanmıştı. Güzelce bir şekilde hazırlanmıştı. Ondan sonra biz de bunları ızgaramıza gönderelim. Evet. Kalan sosumuz üzerine. Oh, mis. İyice bir gönderdik. Evet. Şöyle bir hazırlığımıza devam edelim. Yanına birkaç tane biberimiz güzel olacak. Şöyle bir yollayalım. Soğan seviyorsak yanına soğan. Şöyle güzelce bir soğanımızı da gönderdik. Ve bakalım şöyle bir domatesimiz. Hazır ve kapağını kapatıyorum. Evet. Mis gibi şöyle güzelce bir şekilde pişecek. Pirzolalarımız yavaş yavaş pişmeye devam etsin.
hazırlansın. Şimdi sıra geldi vişne suyumuzda. Güzel bir jöle hazırlamakta. 1 litre kadar vişne suyumuzun içinde şekerimizi, 1 su bardağı yakı şekerimi ilave ettim. Daha ondan sonra altını açalım. İyice bir kaynasın. Kaynamıştı, ben altını kısmıştım sevgili izleyicimiz. O kaynarken biz de kenarda nişastamızı hazırlayalım. Şöyle 2 veyahut da 3 yemek kaşığına yakın nişastamız hazır. Ondan sonra hafif bir suyla beraber güzelce bir açacağız. Çok az bir su. Hem nişastamızın özelliği daha fazla olmuş olacak. Koyulaştırması hem de güzel bir şekilde açılmış olacak. Şöyle biraz suyla beraber açtım. Ondan sonra kaynamaya da başladı. Biraz altını şöyle bir kısalım. Düşük bir derece. İyice bir hazırlansın. Güzelce bir şekilde bir pişsin. Nişastamız hazırlandı. Vişne suyumuz da hazır. Hemen üzerine ilave edeceğiz. Hafif biraz koyu kıvamda olacak. Sevgili izleyenim, siz de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Biraz da ben nişasta alacağım. Evet. Şuradan biraz nişastamız. Şöyle bir alalım. 1 veya 2 yemek kaşığı kadar. Siz dinlendireceğiniz için biraz daha fazla zamanınız olduğu için sevgili izleyenim, o zaten koyulaşacak ama ben şöyle sizlere de görün diye, belki sunum da yapalım diye biraz nişastayı fazla kullanacağım. Hafif biraz. Tezgahımız hazır. İyice bir şöyle bir karışsın, topaklaşmasın diye. Tekrardan kalan nişastamızı şöyle açalım. Bizleri sosyal medyada TGT.eu kanalını takip edebilirsiniz. Sevgili izleyen, sosyal medyada bizleri takip etmek istiyorsanız hem Facebook'ta varız, hem Twitter'da varız, hem Instagram'da varız, hem YouTube'da varız. TGT.eu kanalını takip edebilirsiniz. Ondan sonra programımızın tekrarı gece saat 1 ile veyahut da 1.30'da tekrarı var. Kaçırmışsanız programımızı izleyebilirsiniz. Hafta sonları cumartesi, pazarda saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veyahut da Abdullah Hakim Yavrutu sayfalarında takip edebilirsiniz. Size ait yemekler varsa benimle paylaşmak istiyorsanız veyahut da burada yapmamı istiyorsanız Instagram adresime gönderebilirsiniz. Instagram adresim de bitişikşefabdullahusta.tgrt'dir. bitişikşefabdullahusta.tgrt'dir. Bu sayfama size ait yemekler varsa veyahut da benim programa konuk olmak istiyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve ben de burada hem sizin yemeklerini hazırlayayım ve inşallah sizlerle beraber güzel bir program yapmış olalım inşallah. Ve şöyle bir dediğimiz gibi sevgili veyahut da diğer sayfalarım Abdullah Hakim Yavrutu sayfalarında da takip edebilirsiniz. Görsel olarak yemeklerimi görmek istiyorsanız tekrardan www.şefabdullahusta.com'da da yemeklerimi görsel olarak da görebilirsiniz. Yazısal olarak da görebilirsiniz. www.şefabdullahusta.com'da da yemeklerimi bulabilirsiniz. Şimdi jölemiz de hazırlandı sevgili izleyenimiz. Güzel bir jöle hazırladık. Vişne suyumuz kaynadı. Biraz daha şöyle içine şekerimizi ilave ettik. Ondan sonra nişastamız da şöyle tenceremizi, kepçe hiç kullanmayalım değil mi? Yavaş yavaş şöyle bir üzerini gezdirelim. Nişastamızı da koyulaştırdık. Güzelce bir şekilde koyulaştıktan sonra üzerine yavaş yavaş hemen dökelim. Oh şöyle mis. Değil mi sevgili Nevzat? Güzel kardeşim şöyle bir. Üzerine bolca döküyoruz. Bu iyice bir soğuyacak sevgili izleyenlerimiz. Ve soğuduktan sonra onu güzelce bir şekilde dolabımıza göndereceğiz. Aynı şekilde dolapta da biraz daha dinlenmesi gerekiyor. İyice bir soğuması gerekiyor. Dolabımıza da iyice bir soğutulduktan sonra ondan sonra istediğimiz şekillerde, ölçülerde keseceğiz. Afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet şimdi hazır. Pirzolalarımız hazır. Hem bir yandan şöyle yemeklerimizi hazır hem de pirzolalarımızı bir kontrol edelim. Onları da bir çevirelim. Ben altını biraz kısmıştım ama oh, mis gibi olmuş. Bunları da şöyle bir çevirdik mi pişmeye devam etsin. Evet. Ondan sonra bir yandan da domateslerimiz. Onlar da çok da güzel bir şekilde közleniyor. Soğan seviyorsak
Yanına soğanlarımızı da közleyelim. Evet, şimdi kapağını kapatalım. Biraz daha şöyle bir altını açacağım. Pişmeye devam etsin. O güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Sunum yapacağımız tabaklarımızı da hazırlayalım. Ben şöyle tabaklarımı da hazırlayacağım. Ondan sonra tatlımızın güzelce bir şekilde sunumu da yapabiliriz. Tatlımız için tabii ki biraz daha soğuması gerekiyor. Sevgili izleyicilerim, siz iyice bir soğutun. Ondan sonra sunumunu yapabilirsiniz. Hemen şu böreklerimiz kenara alalım. Arkadaşlar afiyetle yediler. Onun için kalan 3 taneyi de diğerlerini kenara alalım. Evet, tatlımız hazır ve sosumuzu da hazırlayalım. Ufak bir tencere olur, taba olur. Onun için de kendimize bir sos hazırlayalım. Evet, şöyle bir altını açtık. Çok hafif biraz yağ. Ondan sonra salçamız. Pardon. Şöyle biraz salçamız hazır. Çok az bir salça kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar yeterlidir. Salçamız da tekrardan içine biraz baharatlarımızı ilave edelim. Şöyle çok az bir su. Hafif biraz pul biber. Hafif biraz karabiber. Kırmızı toz biber ve biraz da kekik kullanmak istiyorum. Hem de güzel bir lezzet katsın diye. Bunlarla beraber biraz daha şöyle bir kavuracağım. Ondan sonra az bir suyla açabiliriz sosumuzu. Beraber kavurmaya devam etsin. Biz de şöyle eldivenlerimizi hazırlayalım. Tavuklarımız güzelce bir şekilde pişmeye devam ediyor. Onlar hazırlanmaya devam etsin. Biz de böreklerimizi şöyle bir kenara doğru aldık. Ve tatlımız da hazır. Şuradan. Siz yavaş yavaş tatlımızı görürken sevgili izleyicilerim, ben de şöyle bakayım süslemek için ne kullanabiliriz. Hemen tezgahımızda şöyle bir kontrol edelim. Şöyle biraz Hindistan cevizi ile beraber güzelce bir şekilde süslememizi yapalım. Biraz az bir su da gönderelim. Salçanız kavruldu. Çok hafif bir suyunuzu içine ilave edin. Ondan sonra şöyle güzel bir sosumuzu, koyu bir sos olacak, hemen hazırlıyoruz. Altını biraz kısalım. Kaynamaya devam etsin. İyice bir hazırlansın. Evet, şimdi hazırız. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde Hindistan cevizimiz. Hop. Devam edelim. Şöyle hazır. Bunu şöyle güzelce bir hazır. Evet. Onu kenara alalım. Hindistan cevizimizi. Biraz daha güzel bir sunum yapacağız. Üzerine biraz öyle bir pasta süsümüzle süslüyoruz. Güzel oldu değil mi? Bu çocuktan da hoşuna gidecek sevgili izleyenlerimiz. Güzel bir görsellik ortaya çıktı. Evet, şimdi sosumuz da hazır. Onu da şöyle bir karıştırdım. Kenara alıyorum. Ocağımızın altını kapatabilir. Of 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 of. Mis mis. Pirzolalar pişmiş. Güzelce bir şekilde hazırlanmış. Izgaramızın altını kapatalım. Pardon sevgili izleyenlerimiz. Şimdi pirzolalarımızı alalım. Evet, şöyle sunum yapacağımız tabaklarımız hazır. Tabaklarımızı aldıktan sonra biraz yanına közlemiş olduğumuz soğanlarımız güzelce bir yollayalım. Bunu da aynı şekilde diğer tabağımıza şöyle hafif güzel bir görsellik. Ondan sonra domatesimiz diğer tabağımıza da şöyle bir tane domatesimizden ilave edelim. Ondan sonra biber
Yanına sebze, tabii istediğimiz sebzeleri de közleyebiliriz. Hangisini siz daha çok fazla seviyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Şöyle bir ızgaramızı şimdilik ben biraz kenara alacağım sevgili izleyenimiz. Arkadaşlar siz yemekleri görürken ben ızgaramı alayım mı? Biraz şöyle, çünkü tezgah toparlamam lazım. Yemeklerimiz tezgahımızda güzelce bir yerini aldı. Siz yemeklerinizi görürken ben de şöyle bir ızgaramızı kaldırayım. Ondan sonra neler hazırladık sizlerle beraber hep beraber görelim. Evet, şunu biraz. Hem Çin böreğimiz, hem ızgaramız, hem de güzel bir tatlımız hazırlandı. Evet. Şimdi hafif biraz tezgahımıza yağ dökülmüş. Onu da bir toparlayalım. Evet. Hazırız biz. Tekrardan sosumuz da güzelce bir şekilde hazır sevgili izleyenlerimiz. Sosumuz da hazırlandıktan sonra onu da bir alalım. Evet. Bunları kenara kaldırıyoruz. Şimdi tavuğumuzun üzerine sos demiştik sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle bir yanımıza şöyle güzelce bir şekilde sosumuzu aldık. Ondan sonra ben şöyle bir pirzolam üzerine sosumuzdan ilave edeceğim. Şöyle diğerine hafif biraz sos. Kalan sosumuzda sebzemizi diğer tabağımızın sebzesinin üzerine ilave edeceğim. Şöyle bir kenarına güzel bir görüntü olsun, güzel bir sunum olsun diye kullanabiliriz. Ve tekrardan tabağımız süslendikten sonra hazır. Onu ben şöyle bir... Kaç dakikamız var arkadaşlar? Tam duyamadım. Tamam. Şimdi tatlımız da hazır sevgili izleyenimiz. Tatlımız tabii ki biraz daha siz de dinlendirebilirsiniz. Şimdi ne kadar çok fazla dinlenirse şu anda ben sunum için güzelce bir şekilde keseceğim. Sizler görün diye bir iki tanesini sunum yapacağım ama üzerindeki jöleler tam donmadığı için akacak sevgili izleyenimiz. Ama size biraz daha dondurursanız, şöyle biraz daha dinlendirirseniz normal ortamda yarım saat dolabınıza gönderir. Dolapta 2 saat bir dinlensin. Güzelce bir şekilde biraz daha soğusun. Ondan sonra hem daha iyi şekilde biz sunumunu yapabiliriz. Ben şöyle bir temiz bir bıçağımı alayım. Ve tekrardan keselim. Dediğimiz gibi ben bunu sizler görün diye sunumunu yapıyorum sevgili izleyenler ama normal ortamda yarım saat bir dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra dolaba göndereceğiz. Dolapta da güzelce bir şekilde tabii ki 2 saat bir dinlendireceğiz. O zaten kalıplaşacak ve ondan sonra siz daha rahat bir şekilde sunumunu yapacaksınız. Şu anda alsak bile üzeri şöyle döküleceği için sizleri de zorlayacak, sizleri de yoracak. Onun için ben sadece sizler görün diye ben hemen şöyle bir tane örnek size göstereceğim. Evet, şöyle bir küçük bir parça alalım. Dediğimiz gibi biraz bizleri zorlayacak. Oh, şöyle mis. Sevgili Kerim Bey, nasıl kardeşim? Evet, şöyle bir kenara alalım. Siz de görün sevgili izleyenim ne kadar güzel bir şekilde hazırlandığını buradan da görebilirsiniz. Tabii ki bu biraz daha dinlendirirsek daha rahat bir şekilde alacağız. Çok fazla bizleri yormayacak. Onun için biraz ne yapacağız sevgili izleyenimiz? Soğutacağız. Ondan sonra sunumunu yapacağız. Bunları şöyle bir kaldıralım. Evet. Tekrardan kenara aldık. Ve tezgahımız hazır. Güzelce bir şekilde süslememizi de yapalım. Ondan sonra şöyle bir neler yaptığımıza hep beraber bir göz atabiliriz. Bir iki tane maydanoz. Bununla beraber sunumumuzu noktalayabiliriz. Bunu da şöyle biraz tabağımı süslemek istiyorum sevgili izleyenim. Siz de isterseniz bu şekilde hemen ufak dokunuşlarla biraz daha güzelleştirebilirsiniz. Evet, diğerlerini de üzerine gönderdik. Şimdi tezgahımız hazır. Biz de hazırız. Ben şöyle bir toparlanayım. Ondan sonra neler yaptığımıza hep beraber bir göz atalım. Evet.
Size ait yemekler varsa benim burada yapmamı istiyorsanız Instagram adresime gönderin. Sevgili izleyin, ben de burada sizler için hazırlayayım. Instagram adresim bitişik. Şefabdulosa.tgrt'dir. Şefabdulosa.tgrt sayfama gönderin. Ben de burada sizler için hazırlanmış olayım. Şimdi hazırız. İsterseniz börekle başlayalım arkadaşlar. Hangisi hazırsa alabiliriz. Evet, Çin böreğimiz için kullandığımız malzememiz, sevgili izleyicilerim, Çin böreğimiz için bir paket yufkamız var. Tabii siz isterseniz az veya fazla kullanabilirsiniz. Ondan sonra 200 gram kadar pırasa, 200 gram kadar beyaz lahana, 1 adet kuru soğan, 300 gram kadar tavuk göğsümüz var. Ondan sonra 1 adet biber, 2 adet domates, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul, biber ve kekik kullanıyoruz. Ondan sonra 2 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 paket yufka, 200 gram kadar pırasa, 200 gram kadar beyaz lahana, 1 adet kuru soğan, 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet biber, 2 adet domates, 1 tutam maydanoz, dereotu ve taze nane de kullandık. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kekik, 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir tenceremizin içine yağımızı ilave edelim. Ondan sonra soğanlarımızı ufak ufak doğradık, içine ilave ettik. Sarımsaklarımızı doğradık, içine ilave ediyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Onlar yavaş yavaş kavrulurken pırasaları ince ince doğrayıp içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra 2 adet havuç da kullandım içine. Çok güzel bir renk veriyor. İsterseniz doğrayıp da kullanabilirsiniz. İsterseniz rendeleyip de kullanabilirsiniz. Onları da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kavurma işlemine devam ediyoruz. Sırasına göre beyaz lahanamızı içine ilave ediyoruz. Ondan sonra karışık biberimizi içine ilave ediyoruz ve tavuklarımızı ufak ufak doğradık, içine ilave ettik. İyice bir kavuruyoruz. Ve 2 adet domatesimizi, baharatlarımızı ve 2 yemek kaşığına yakın soya sosumu içine ilave ediyorum. Ve soya sosumuzla beraber harcımız karışmaya başlıyor. Şöyle güzelce bir şekilde pişmeye başlıyor. Harcımız pişerken biraz yeşilimiz, maydanoz, dereotumuz ve taze nanemizi içine ilave ettim. Onlarla beraber iyice bir harcımızı pişiriyoruz. Harcımız hazırlandıktan sonra yufkalarımızı dörde böldük. İçini güzelce bir şekilde doldurduk. İçini doldurduktan sonra yarısını ızgarada, yarısını fırınımıza gönderdik. Fırınımıza piştikten sonra ve hatta ızgaramızda da piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli, güzel bir Çin böreği olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve pirzolamızda neler yapmışız hemen onu da bir göz atalım. Evet, soslu tavuk pirzolamız için de 500 gram kadar pirzolamız var. Ondan sonra veyahut da siz kişi başına bir veyahut da iki tane de kullanabilirsiniz. 500 gram kadar pirzolamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 adet domatesimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz ve kekik kullanıyoruz. 500 gram kadar tavuk pirzola, 1 adet kuru soğan, 2 adet biber, 1 adet domates, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar salça, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz. Öncelikle geniş kabınızın içine baharatlarınızı ilave edin sıvı yağla beraber. Ondan sonra ben bir iki diş sarımsağımı içine ilave ettim. Ondan sonra pirzolaları içine ilave ediyorum. Pirzolaları güzelce bir şekilde bir marine ediyoruz. Ondan sonra ızgaramızı içine diziyoruz. Kenarına soğanımızı, domatesimizi, biberimizi ilave ediyoruz. Onlarla beraber güzelce bir şekilde pişiyor. Onlar pişerken ayrı bir tenceremize, tavamızı içine yağımızı ilave ediyoruz, salçamızı ilave ediyoruz. Biraz da onun içine aynı şekilde baharatlarımızı ilave edelim. Ve baharatlarımızla beraber tekrardan güzelce bir kavrulacak. İçine 2 yemek kaşığına yakın suyumuzu ilave ediyoruz. Salçamızı suyla beraber açtıktan sonra tekrardan sunum yapacağımız tabaklarımıza hemen pirzolalarımızı alıyoruz. Kenarını domates, sebzelerle beraber güzelce bir şekilde süslü. Sosla beraber süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir pirzola olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve tatlımıza neler yapmışız hemen onu da bir göz atalım. Vişneli irmik tatlımız için de kullandığımız malzememiz sevgili. Vişneli irmik tatlımız için de 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar süt, 200 gram kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 500 gram kadar irmik, 1 litre süt, 200 gram kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz. Vişneli jölemiz için de 1 litre kadar vişne suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız. Nişasta miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şeker. Vişne jölemiz için de 1 litre kadar vişne suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız ve 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Önceki 3 tane tenceremizi ocağın üzerine aldık. Birisinin içine sütümüzü, diğerine vişne suyumuzu ve 3. tenceremizin içine tereyağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra şekerimizi 1 su bardağını kenara ayırıyoruz. Geri kalan şekerimizi 2 tane tenceremizin içine ilave edeceğiz. Hem sütümüzü hem vişne suyumuzu içine ilave edeceğiz. Onlar yavaş yavaş kaynasın. Biz de 3. tenceremizin içine tereyağımızı ilave edelim. Onu güzelce bir şekilde eritten sonra içine irmiğimizi ilave ediyoruz. İrmikle beraber iyice bir kavrulacak. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir kavrulduktan sonra tekrardan içine sütümüzü ilave edeceğiz. Ve sütümüzü ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. İsterseniz toz kakao da kullanabilirsiniz. Karıştıracağız ve karıştıktan sonra tepsimizi içine ilave ediyoruz. Ondan sonra vişne suyumuz kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra nişastamızı hafif bir suyla beraber açıyoruz. Ve suyla beraber açtıktan sonra
sonra tekrardan içine ilave ediyoruz ve koyulaştıktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Normal ortamda yarım saat, dolabımıza da 2 saat bir dinlendireceğiz. İyice bir soğuması gerekiyor. Ve dinlendikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir vişneli irmik tatlımız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de böylelikle soframızı donattık. Soframızı güzelce bir şekilde hazırlamış olduk. Evet sevgili izleyen, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sesimizin gittiği her yere, bizleri izleyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Kusura bakma, bir iki gündür biraz sesimde de biliyorsun biraz da rahatsızım. Onun için hakkınızı helal edin. Normal biliyorsunuz havalar artık yavaş yavaş bir ısındı bir soğudu. Ondan biraz etkilendik. Biz de böylelikle öncelik gurbetçilerimiz. Ben çok seviyorum onları buradan. Onlara kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Polislerimize, askerlerimize benden kucak dolusu buradan sevgi ve selamlar olsun. Onları da çok seviyoruz. Sevgi ve selamlarımızı göndermiş olan. Bizleri her gün takip ediyorlar ve buradan hepsine teker teker sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Ondan sonra Türkiye'de izleyen herkese, desteğini esirgeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve biz de böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.